Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Eda Erdem. Filenin sultanlarını artık ilk bakışta tanımayacak kimse yok. Amerika tarafında ise durum biraz farklı. Olimpiyat şampiyonu olmuş bir takımın oyuncularını voleybol oynayan gençler bile neredeyse tanımıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri olarak Amerika'da elit seviyede tüm sezona yayılan bir profesyonel kadın voleybol ligi olmaması gösteriliyor. Voleybol Amerika'da kız öğrenciler arasında en popüler takım sporu ve voleybola ilgi de her geçen gün artıyor. 92 bin kişiyle kırılan bu seyirci rekorunu unutmayalım. Ama üniversite takımlarının oluşturduğu NCAA liglerinde oynadıktan sonra bu sporcuların çoğu dünyanın dört bir yanındaki profesyonel liglerde oynamak zorunda kalıyor. Durum böyle olunca da bu sporcuların maçlarını izlemek ve onları tanımak zorlaşıyor. Ama bu durum değişmek üzere olabilir. 2024'te iki iddialı profesyonel voleybol ligi ilk sezonlarına hazırlanıyor. Bunlardan biri oyunculara yıllık 60 ila 100 bin dolar arasında ücret vaat eden Pro Volleyball Federation. Diğeri ise 2 yıl önce açıklandığından bu yana yaklaşık 60 milyon dolar finansman toplayan yatırımcıları arasında Kevin Durant, Amy Schumer gibi spor ve film dünyasının ünlü isimleri olan League One Volleyball. Olimpiyat altını sporcular Kelsey Robinson Cook, Hayley Washington, Justine Wong Orantes de League One Volleyball'da oynayacaklarını açıkladılar. Oynanacak voleybolun seviyesi, oyuncuların alacağı ücretler ve ilgi özellikle Türkiye ve İtalya ligleriyle yarışır mı bilinmez. Ama bütün bu adımlar Amerika'da en popüler kadın takım sporunun hak ettiği değer ve ilgiyi kazanabilmesi için.